Sweatshirtünüzün önüne dikkatlice bir bakın. Tamam, şimdilik pizza lekelerini görmezden gelelim. Yakanın hemen altındaki V şeklini hiç fark ettiniz mi? Bu küçük V şekilli kısım oraya yalnızca süs olsun diye konulmamıştır ve birden fazla amaca hizmet eder. Tıpkı bel bandı ve manşet gibi çift katmanlı dokuma malzemesinden yapılan bu kısım, sweatshirtün formunun zaman içinde bozulmadan kullanılmasını sağlar. Sweatshirtler başın üstünden çekilerek giyildiğinden bu V kısım giyene hareket alanı sağlamak için esner ve genişler. V şeklinin sağladığı bir diğer fayda da teri emmesidir. Göğüs en çok terleyen bölgedir. Spor ve fiziksel olarak zorlayıcı bir şey yaptıktan sonra gömleklerinizin ıslanan bölgelerine bakın. Yalnız tabii V kısmının teri emmedeki hüneri bir yere kadardır. Takım elbiselerin ceketinin sağ tarafındaki bu ekstra cebe bilet cebi denir. Bu cepler eski zamanlarda at sırtındaki insanların ceketinin önünü açmadan gişeye ödeme yapacakları bozuk paraları koymaları için kullanılırdı. Ayrıca tren yolculukları daha popüler hale geldiğinde bu ceplerin biletleri kolayca yerinden çıkarmak gibi harika bir işlevi oldu. Sol göğüs cebi ise mendil koymak için kullanılırdı. İçi karman çorman kirlenmiş ceplere koymaktansa mendili buraya koymak daha iyiydi. Metal fermuarlarda gizli bir kilit bulunur. Bir dahaki sefere pantolon, şort veya eteğinizi giydiğinizde fermuarın kolunu asla yukarı konumda bırakmayın. Çünkü küçük tırnağını aşağıya doğru ittiğinizde fermuar otomatik olarak yerine kilitlenecektir. Sinir bozucu bip sesi çıkaran mikrodalga fırınınızın sesini kapatmak için ön paneldeki ses tuşuna basabilirsiniz. En başından beri orada bulunan o tuş, siz hiç farkında olmasanız da buraya bas, buraya bas diye size kim bilir kaç kere yalvarmıştır. Ancak eğer orada bir tuş yoksa, bir sıfır tuşlarına basılı tutmayı deneyebilirsiniz. Durdur veya iptal tuşuna basmaksa ya bip sesini kesecek ya da kilitleme özelliğini etkinleştirecektir. Yalnız mikrodalga fırınınızın sessize alınma işlevi yoksa, zamanlayıcıyı gece geç saatlerde çalmasın diye kapatmanız yeterli olacaktır. Nintendo Switch kartuşlarının gizli bir güvenlik işlevi vardır ve bu işlev ağzınızda kötü bir tat bırakır. Zehirli olmamasına rağmen bu kartuşlar çocukların yutmasını önlemek için ekşi, biberli ve acı bir madde olan denatonyum benzoat ile kaplanır. Bu kimyasal bileşik, insanoğlunun bildiği en acı tada sahip maddelerden biridir ve genellikle insanların istenmeyen şeyleri yemesini engellemek için kullanılır. Halka açık tuvaletleri kullanırken özellikle de kapısı yere ulaşmadığı için pek mahremiyetten bahsetmek söz konusu olmaz. Ancak altta bırakılan bu boşluklar acil yardıma ihtiyaç olması durumunda içerideki kişiye kolaylıkla erişilsin diye bırakılır. Bu boşluk aynı zamanda neyse ki kabini havalandırmak ve insanların tuvalette çok fazla oyalanmasını önlemek için de kullanılır. Kürdanların bir ucunda onu masanın üstüne bırakmanızı önlemek için bir çentik bulunur. Yapmanız gereken tek şey çentiğin olduğu yerden kürdanın ucunu kırmak. İşte bu kadar basit. Bu çentikli ucu masanızın üstüne ve kullandığınız kürdanı da bu çentiğin içine koyun. Tabii sivri ucu yukarıda olacak şekilde koymanız gerekiyor. Bu sayede kürdan artık masaya dokunmayacak ve etrafı kirletmeyecektir. Aynısını tek kullanımlık yemek çubuklarıyla da yapabilirsiniz. Çubukları ayırmadan önce üst parçasını kırın. Golf topunun üstündeki bu küçük çukurlar aslında topun daha fazla havalanmasını sağlar ve hava direncini azaltır. Yani bu çukurlar sayesinde top daha ileri uçabilir. Bu çukurlar topun performansını etkileyen çok minimal bir değişiklikle küre ve altıgen şekilde yapılır. Bu yüzden oynayacağınız topları dikkatlice seçin. Stretch film kutularında rulonun kutudan dışarı fırlamasını engelleyen gizli küçük tutucular bulunur. Yanlarda filmi içinden kaydırmayı kolaylaştıran ve içerideki tüpe kilitlenen küçük karton tırnaklar bulunur. Yapmanız gereken tek şey bu tırnakları içeri itmektir. Gördüğünüz gibi artık hiç asabınızı bozmaya gerek yok. Tanrım, keşke diğer şeylerde de buna benzer pratik çözümler olsaydı. Özgürlük Anıtı'nın tepesindeki 7 sivri ucun 7 denizle 7 kıtayı temsil etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu uçlar güneşin ışınlarını temsil eder ve heykelin ilahi olduğunu işaret eden bir hale oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri'nde dolar banknotu basma görevi 12 farklı Federal Rezerv Bankası'ndadır. Buna göre eğer elinizdeki doların nereden basıldığını öğrenmek istiyorsanız bu küçük kodları bulmanız yeterlidir. Buna göre A1 Boston'u, B2 New York'u, C3 Philadelphia'yı, D4 Cleveland'ı, E5 Richmond'ı, P6 Atlanta'yı, G7 Chicago'yu, H8 St. Louis'i, I9 Minneapolis'i, J10 Kansas City'yi, K11 Dallas'ı ve L12 San Francisco'yu işaret etmektedir. Bu arada her yürüyen merdivenin yan tarafındaki fırçalar insanları merdivenin kenarından uzak tutmak için oraya yerleştirilmiştir. Yani bunun kenara sıkışan torba veya ayakkabı bağlarıyla pek alakası yoktur. Yürüyen merdivende yakalanan ahtapotu hiç duydunuz mu?
Hayır, aslında öyle bir şey olmadı. Üzerine çilek yapıştırılmış büyük domates şeklindeki eski moda iğnelikler sadece iğneleri takabileceğiniz bir yer olmaktan daha fazla işleve sahiptir. Üstteki çileğin içinde bir zımpara plakası bulunur. Çileğe batırdığınızda zımpara plakası iğneleri paslanmadan korur ve uçlarını sivriltip keskinleştirir. Bazı insanlar benzin doldurduktan sonra hala hortumu depo ağzından çıkarmayı unutur. Neyse ki birçok petrol şirketi bu durumu fark etmiştir. Buna göre eğer arabanıza hortum takılıyken yola çıkarsanız, hortum çekildiğinde yerinden ayrılan manyetik bir konektör bulunur. Farklı renklerdeki ekmek etiketlerinde üretildikleri günü göstermek için renk kodlu bir sistem bulunur. Buna göre genellikle pazartesi günleri için mavi etiket, salı günleri için yeşil etiket, perşembe için kırmızı etiket, cuma için beyaz etiket ve cumartesi günleri için de sarı etiket kullanılır. Çoğu güzellik ürününün arka tarafında ürünün ne kadar süre bozulmadan kalacağını gösteren küçük bir sembol bulunur. Örneğin 2M, ürün açıldıktan 2 ay sonrası anlamına gelmektedir. Bazı ceketlerin omuz kısmında üstünde düğme bulunan ekstra parçanın aslında bir amacı vardır. Bu parça cüzdanınızın, sırt çantanızın veya el çantanızın olduğu yerde güvenlik almasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Berelerin üstündeki pomponların modayla hiç alakası yoktur. Pomponların amacı, gemide dolaşırken denizcilerin kazayla kafalarını tavana çarpmasını önlemektir. Hey, pomponların tavana çarptı. Daha ileri gitme o zaman. Her şerit metrede bulunmayan elmas şeklindeki işaretler veya siyah daireler, ev inşaatında duvar yapmak için kullanılan ahşap dikmelerin doğru şekilde yerleştirildiğini ölçmek için kullanılır. Beyzbol şapkalarındaki küçük delikler yıllar içinde hiç değişmeyen bir moda akımı değildir. Bu deliklere aslında kopça dişi denir ve bu delikler görüntü için değil, başınızı havalandırmak için oraya konmuştur. Giydiğiniz bir kıyafetin üstünde YKK yazıyorsa bu harfler anlamını çözmeniz gereken gizli bir koda ait değildir. Bu 3 harf dünyanın en büyük fermuar üreticisi YKK grubun sembolü olduğu için dünya çapında pek çok fermuarda bulunmaktadır. Her gazlı içecek kutusunun üstünde içeceğin kolayca açılması için bir çıkıntı ve bu çıkıntıların her birinin üstünde de nispeten büyük bir halka bulunur. Parmağınızı çıkıntının altına sokmak içeceğe ulaşmanızı kolaylaştırsa da burada amaçlanan halkanın pipeti yerinde tutmasıdır. Bunun için yapmanız gereken halkayı çevresinde döndürüp pipeti yerine oturtmaktır. Tek kullanımlık bardak kapakları içeceğin bardaktan dökülmemesini sağlar ancak tek amacı bu değildir. İçeceğinizi yudumlamak istediğinizde bu kapak bardak altlığı olarak ikiye katlanıp içeceğinizin bardakta sallanmasını önlemek için özel olarak tasarlanmış çıkıntılara sahiptir. iPhone'unuzun arkasındaki lensle flash arasındaki küçük siyah noktanın aslında harika bir amacı vardır. Bu nokta, arka plandaki sesleri yok edip üstün ses kalitesini sağlayan ve kalabalık ortamlarda sesinizi çok daha net çeken üçüncü mikrofondur. Kapaklı iki deliği olan yakıt bidonları farklı büyüklükteki şeyleri doldurmak için oraya konmamıştır. İki delik olması tıkanmaları önlemek için gazı dökmeden önce ikinci deliğin kapağının açılmasını sağlar. Bu daha fazla hava akışı sağlayarak gazın daha sarsıntısız şekilde dışarı akmasını sağlar. Arabanızın gösterge panelindeki benzin sembolünün yanındaki küçük ok, benzin deposunun aracın hangi tarafında olduğunu göstermektedir. Bu işaret sayesinde kendi aracınızdan farklı ya da kiralık bir araba kullandığınızda benzin deposunun nerede olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Çeklerin üstünde imza satırının yanında bulunan MP harfleri, çek yazıcısının çeklerin güvenlik özelliklerinden biri olan mikro baskı tekniğini kullandığı anlamına gelir. Bu işte uzman olmayanlara normal bir çizgi gibi görünen bu çizgilerde bankanın adı, yetkili imzası, Birleşik Devletler Hükümeti ve hatta orijinal belge gibi kelimeler içeren bilgiler bulunur. Şişe kapaklarının altındaki o küçük disk yalnızca üretim sürecinden arta kalan bir parça değildir. Bu kapağın amacı sızdırmazlığı artırmasıdır. Bu sayede şişe ters çevrilmiş olsa bile içindeki sıvı dışarı sızmaz. Plastik disk, conta görevi gören bu parçayla karbonatlı içeceklerin havasının daha uzun süre dayanmasını sağlar. Şarap şişelerinin altındaki girintinin amacı şişeyi daha iyi kavramanızı sağlamak değildir. Bu girinti, şarap şişelerinin kırılganlığını azaltır ve eğer şişe elinizden düşerse mantarın basınçla yerinden fırlayıp havaya uçmasını engeller.